Bu soliter nodülü dediğimiz arkadaşlar hastanız ötüroid. Ultrason yapmışsınız. Ultrasonda da soliter bir nodül gelmiş. Olayımız bu yani. Hasta hipertüroid olsaydı ne yapacaktık? Türoid foksiyon testlerine bakacaktık değil mi? Biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Şimdi soru terbiye nodunuz geldi. Ötüroydik. Ultrason yaptınız. Soru terbiye nodülünüz geldi. İlk yapacağınız şey İAB. Bunu 3 ya da 4 kere sordular. Tanı koyamadınız. Ne yapacaksınız? Tabii ki İAB'yi tekrarlayacaksınız. İAB yaptınız. Benim geldi. Yani kolayit nodun geldi arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz. Eğer nodülünüz büyüyorsa ve basit septomlar yapmaya başlıyorsa nodülünüz ne yapacaksınız? Bulunan, nodül bulunan e, tiroid lobunu çıkaracaksınız, Yani lobektomi yapacaksınız. Lobu çıkarttınız. Patolojiye yolladınız. Patoloji malin derse total tiroidektomiye dönüyorsunuz arkadaşlar malin derse. Kiste anlatmıştık neydik? 4 santim üzerinde ise mutlaka lobektomi yapıyorsunuz. 3 kere aspir ediyorsunuz. 3'ünde de tekrardan nüks gelişiyorsa arkadaşlar kistiniz. Ne yapacaksınız? Lobektomi. Malinite varsa da tiroidektomiye dönüyorsunuz. ve yaptınız. Önemi belirsiz atip ya da önemli belirsiz foliküler lezyon önem bilirsiniz. Atipi ya da önem bilirsiniz. Foliküler lezyon. İkisinde de kanser gelişme riski var mıdır? Vardır arkadaşlar. Önem bilirsiniz. Atipi de 10 ile 35 arası. %10 ile 35 arasında. Foliküler lezyonlarda ise arkadaşlar kanser gelişme riski %60 ile 70 oranındadır. E ne yapacağız o zaman? İlk yapacağımız şey biyopsi tekrarıdır arkadaşlar. Çünkü kanser gelişme riski bu hastalarda yüksektir. Ancak şu önemli belirsiz foliküler lezyonlarda kaynaklardan bir tanesinde malinite gelişme ihtimali %15 der. Sabistonda öyle der. Şivarsta ise bu %60-70 oranında birbiri arasında çok fark var arkadaşlar. Önemli belirsiz atipik lezyonu gelirse mutlaka mutlaka ince iğne aspirasyon biyopsisi. Neye tekrarlıyorsunuz? İşte burası soruldu arkadaşlar. Bakın bir burayı sordular, burayı da sordular. Biyopsi aldığınız foliküler neoplazi geldi ya da foliküler neoplazi şüphesi geldi. Buna şunu da arkadaşlar. Hörlü hücreli neoplazi. Hörlü neoplazi. Hörlü hücreli neoplazi. Ne yapacağız? Hemen lobektomi. Hangi lobda o dominant lob, nodül hangi lobdaysa o lobu çıkartacaksınız. Üst ektomi ekliyorsunuz buna. Lobektomi yaptıktan sonra foliküler, kanserle foliküler neoplazi ya da hörlü hücreli kanserli hücreli, hörlü hücreli neoplazi nasıl hale edecek? Tabii ki kapsül ya da vasküler invazyon var mı diye. Eğer kapsül ya da vasküler invazyonunuz varsa ne yapacağız? Total tirodektomiye döneceğiz arkadaşlar. Bunları kanserlerle tekrardan vurgulayacağım. Yoksa lobektomi yapıp bırakacaksınız. Kanser şüphesi. Ne demek kanser şüphesi? Yani şöyle kısaca bir örnek vereyim arkadaşlar. Papiller kanser mi? Papiller kanserin foliküler varyantı mı? Bilemiyoruz. Böyle bir şüpheniz varsa bu hastalarda malite gelişme oranı %60 olduğu için arkadaşlar mutlaka tiroidektomi yapıyoruz. Zaten kanser geldiğinde ne yapacaksınız? Direktmen tiroidektomi yapıyorsunuz arkadaşlar.